Selamlar, hepinize iyi pazarlar. Ben Deniz, Alpha Games ekranlarına ve NBA Kayır My Career'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Orlando Magic'e konuk oluyoruz. Bugün Amway Center'a konuk oluyoruz ve takım otobüsümüz stada yanaştı. Şu an teker teker oyuncularımız takım otobüslerine inip soyunma odasına doğru gidiyorlar ve basında onları takip ediyor. Bu sene eklenen özelliklerden biri benim hoşuma gitti ya. Bayağı güzel görünüyor bence. Amway Center'da mükemmel bir atmosfer bizi karşılıyor. Maskot çıktı, seyircileri hazırlıyor. Biz de yavaş yavaş kendimizi maça hazırlıyoruz. Hala hiçbir şey yerleşebilmiş değiliz ama çok az kaldı diye düşünüyorum. Yani 11. maçımıza çıkıyoruz. Ben şu an 6. adamım ve neredeyse ilk 5'teki oyuncu ile aynı süreyi alıyorum. Artık koç bir vaktimiz geldi sanki ya. Ha? Bir salsan da bin ilk 5. Her neyse, maça dair olduğumda 18-17 başa baş bir mücadele var. Evan Fournier ile eşleşiyorum. Bakalım nasıl bir maç olacak. Maça başlamadan önce, anlatmaya başlamadan önce daha doğrusu biliyorsunuz NBA'de bu arada Jonathan Isaac arkadan chase downladı beni. Biliyorsunuz gerçek sezon da başladı. Gerçek sezonla birlikte ben de My Career bölümlerini arttırmayı düşünüyorum. Fakat bunun için biraz böyle desteğinize ihtiyacım var. Biraz böyle hani videoları beğenirseniz, yorum atarsanız beni sevindirirsiniz. Bana böyle bir gaz vermiş olursunuz. Çünkü bu sene kariyerimiz çok da iyi başlayamadı. Benim aksaklıklarım oldu. Biraz My Career'e önem göstermem de bunda. My Park'a önem göstermem de bunda etkili. O yüzden biraz daha My Career'e ağırlık vermemi istiyorsanız, videoları biraz beğenirseniz ve aynı zamanda da yorum atarsanız beni sevindirmiş olursunuz. Ayrıca tavsiyelerinizi de bekliyorum. My Career ile ilgili, yani geçen sene yaptığım gibi ön hazırlık videoları hazırlayabilirim. Takımların böyle küçük videolarını hazırlayıp sunabilirim ama dediğim gibi hepsi sizlerin elinde. O yüzden yorumlarınızı, görüşlerinizi ve ayrıca beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hadi maçı anlatmaya geçelim artık. Fournier biraz fazla zorladı. Ben şut anlamında biraz kötü başladım. 25-21 daha başa baş bir maç izliyoruz. Ben Simmons. Bana bir cut set var. Simmons bu cutlarını genelde iyi görüyor ve yine çok güzel pas Ben Simmons'tan. 29-29. Şimdi takımımızın çok iyi olduğunu düşünenler var. Ya keşke daha güçsüz bir takıma gitseydin abi diyenler var da takımımız o kadar da güçlü değil aslında. Özellikle bench'te ciddi sıkıntı çekiyoruz. Burada bir pick and roll oynadık da ben bunları bitirmem gerekiyor. Fakat bunlar için birkaç rozete ihtiyacım var gibi görünüyor. Overall konusunda da birkaç şey söyleyeyim. Şimdilik arttırmayı düşünmüyorum ya. Zaten yeterince iyi verim veriyorum. Burada Jonathan Isaac'ten topu çalıyordum. Benim intikamımı Al Horford aldı. Potayla baş başayım ve Daron Maxwell smacı vurmayı başardı. Daron Maxwell. Acayip bir söylenişi var ya bu arada, neyse. Ben yine Daron Maxwell diyeceğim. Bildiğiniz gibi yani LeBron gibi bir şey oluyor. Ben niye zor isimler seçiyorum lan hakikaten? Normal söyleyebildiğim bir isim koysana ya diyenler vardı. Ben zor böyle seviyorum demek ki, yapacak bir şey yok. Her neyse, takımdan bahsediyorduk. Orlando Magic setini oynarken yine Isaac'i perdeye çağırdılar. Fournier üzerinden oynamaya çalışıyorlar. Güzel kapattı Murray. Çok zor bir şut ve atışı isabetsiz. Scott çekti savunma reboundunu, hızlı çıkabiliriz da içeriye giden bir tek benim. Zorlayacağım Fournier'in üzerinden. Zor da bir turnike. 6. sayımı bulmuş oldum ben de böylece. İkinci çeyreğin başında Al Horford röportajı dinleyeceğiz. Anladığım kadarıyla tercüme edeceğim. Edge to make this switch is just the depth that I saw with this team. It's an up-and-coming young team that we have a chance to be good for many many years, and it was something I wanted to be a part of. Al Horford'un neden Philadelphia'yı tercih ettiğini dinledik. İşte hani karşılaştığımızda genç bir takım olduklarını ve potansiyelli bir takım olduklarını gördüm ve uzun yıllar hani iyi şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Ben de bunun bir parçası olmak istedim demiş kısaca anladığım kadarıyla. Yani neden Philadelphia'yı tercih ettiğini az bir kelimeyle anlamış olduk. Böylece Al Horford'ın. Şimdi ben bench'ten bahsediyordum en son. Şimdi Triborg olsun, diğer oyuncular olsun gerçekten çok fazla benim elime bakıyorlar. Tamam 6. adam falanım eyvallah ama çaylığım şu anda ve cidden ilk 5 sahada olmadığı zaman yani Al Horford eyvallah da diğer oyuncular gerçekten skor bulmakta zorlanıyor. Yani oyun Hall of Fame'de ve bu sene özellikle şut atmak çok zor. Anında kontestliyorlar şutlarınızı ve bu bilgisayar için de geçerli. Bunu birbirlerine de yapıyorlar tabii ki. Sadece bizim için değil. Yani Triborg'un zaten
Hiçbir takımda doğru düz tutunamadığını biliyoruz. Burada köşeye bana bir pas. Örneğin şu Kondes %100 verdi buna bakın. Yani normalde uçtu kaldırıp atar bir oyuncu. Yani daha rahat atar. Ben %100 bir temasla karşılaştım. Bu bilgisayarın da başına geliyor. Bilgisayardaki oyuncuların da başına geliyor. Ve şut sokmak bu sene gerçekten çok zor. Cidden boş kalmanız gerekiyor. Hatta My Career'de rozet kasarken bile oyunu en kolaya düşürüyoruz ki kontest demesinler. Bu arada çok güzel çaldım topu ve bir fast break'te daha bitirdim. Dediğim gibi bu senin değişen olaylarından biri o. Mesela bir önceki sene daha kolaydı şut atmak. İçeriye girmek de daha zordu. Bu sene içeri girmek biraz daha zor. Ben bu arada bir top daha çalıyordum da Bamba izin vermedi uzun kollarıyla. Markel Fultz'a da çok kötü bir sakatlık geçirmişti ama kendine geliyor gibi. İlk iki gerçek sezon maçına bakacak olursak en azından daha özgüvenli görünüyor sahada. Umarım bir daha öyle bir şey başına gelmez. Çünkü cidden hem psikolojik hem fiziksel olarak çok yıpranmıştı bir önceki sene. Geski takımına karşı oynuyor bu arada biliyorsunuz. Tam Philadelphia'nın ihtiyacı olan delici bir oyuncuydu fakat maalesef sakatlıklar Markel Fultz'u Philadelphia'dan kopardı ama inşallah basketboldan koparmaz. Bu arada Fultz faul yaptı. Scottie serbest atış kullanacak. Sezonu ufak bir değerlendireceğim ilerleyen dakikalarda. Bu arada çok güzel bir set oynadık da ben bunları atamıyorum ya. Vallahi neyle alakalı bilmiyorum. Bak late bıraktım yine. Bir türlü şut sistemine henüz alışabilmiş değilim oyunu. Özellikle My Career'de. Isaac zorluyor. Uzun kaldı işte oraya. Bakın gördüğünüz gibi savunma yerlerde. Yani Scott'la falan bu iş olmaz abi pot altında. Yine bana bir perde. Artık atmak istiyorum. Bu defa daha iyi bıraktım. Yine atışım isabetsiz. Soğudum ve neyse ki Okuyun hücum reboundunu çekti. Smudge'ı da vurdu. Bu defa iyi pozisyon alan Okuyun oldu. Kenara top oyuna sokuyorlar. Ben de full stage geçiyorum ama hala soğuğum. Isınabilsem fena olmayacak. Anuro'dan perde aldı. Markel Fultz hareketli bir şut. İsabetsiz. Bamba'dan bir hücum reboundu daha. Amino. Kontak var. Temas var. Şimdi Harris bekledi beni. Ben de birisini bekliyorum. Atmayacağım. Çok soğuğum çünkü. Triborg. İçeride dönerek atışı isabetli. Teşekkürler asist için. Triborg. Yani Triborg'de de ne skorer olacak potansiyel var aslında da bir türlü gerçekten sahayı yansıtamadı onu ya. Yani gerçekten çok iyi bir pick and roll oyuncusu. Orta mesafeleri çok iyi. Kendine pozisyonu da hazırlayabiliyor ama işte bazen olmayınca olmuyor ya. Ne bileyim. Yani üzülüyorum böyle yetenekli oyuncuların çok böyle aşırı iyi yerlere gelemediğini görünce. Artık yeşil ufak ufak ilerliyor. Yani son birkaç yılı diyeceğim de artık Philadelphia için pek uygun bir takım değil. Philadelphia'dan çok rol oyuncusu olur Triborg. Ama bu ikili pick and roll oynadığı zaman işte yani Anthony Davis ile LeBron James pick and roll'den sonraki en tehlikeli pick and roll kesinlikle NBA'de Joel Embiid ve Ben Simmons pick and roll'ü. Embiid'in bir de şut tehdidi, pardon, Ben Simmons'ın bir de şut tehdidi olsa o pick and roll ne oynanır var ya. Ama işte o da olacak bakalım. Simmons da üçlük atarak falan başladı. Bakalım neler yapacağını hep beraber göreceğiz. Daha istekli bir Philadelphia var ve bence bu sene Philadelphia'nın senesi doğuda. Basket foul geldi bu arada. ...74-67, 3. çeyreğin ortalarındayız artık. Simmons hiç böyle çok rahat girdi içeri, bitirdi ya. Diyecek bir şey yok yani buna. 22.9 sayı ortalamasıyla giriş yaptı sezona Ben Simmons. Fournier üzerinden topu getiriyorlar da biraz böyle overall yüksek olsa ben Fournier'den topu çalacağım bu arada. Oo, güzel pick and roll oynadılar bu arada. Fournier çok zorladı. Gerek yoktu o faale ve Bolden. Hala maçı koparabilmiş değiliz. Bir anlaşmazlık Al Horford'la aramızda. Alıp istedim ama Aaron Gordon. Vallahi hançeri mi çaktı dersiniz, çekici mi çaktı dersiniz ama bir şeyler çaktığı kesin potaya sayı oldu. Ya bu seti oynayamıyoruz. Koç bunu oynamasak bak yine kötü bir şut. Tamam bunları atamıyorum ben abi. Bunları temaslıyorlar. Bir daha bir denedim ama evet bu perdeden sonraki şutları temaslıyorlar. Fournier çok ağrım şu an. Hareket edemiyorum. Fournier cezayı kesti. Çaylak olarak yine bayağı şu an dayak yiyoruz yani. Hadi şu savunmayı biraz sıkılaştırdım da bu işi son çeyreğe varmadan bitirelim. Şu dakikaları oynayalım. Yine boşum atmayacağım. Atmayacağım çünkü anında dibime geldi Fournier fark ettiğiniz gibi. Yani boş kalmanızın çok bir önemi yok. Anında temaslıyorlar yani. Bu sene hakikaten şut atanlara Allah kolaylık versin Hall of Fame'de. Triborg güzel hareketler yaptı orada. Önünü boşalttı. Triborg sağ çaprazdan üçlüğü gönderdi. 79-73. Bir gündemden konuşamadım ya. Vallahi sezon
Arkadaşlar iyi başladı. Yani ilk maç biliyorsunuz Lakers'la Clippers arasındaydı. Herkes bir anda Clippers'ı şampiyon yaptı o maçtan sonra. Bir durun bakalım abi. Bu arada soğuk olma rağmen Fournier'den korkunç savunma ya. Bir durun bakalım abi. Özellikle Lakers ve Clippers için söylüyorum. Daha sezon çok uzun. Lakers daha yeni kurulmuş bir takım ve her şeyin bir zamanı vardır. Bana güvenin. Yani bana güvenin derken hani bu söylediklerime biraz kulak verin anlamında. Hemen birkaç maçta yargılamayalım çünkü Lakers gerçekten yeniden kurulmuş bir takım. Ve birbirine alışması gerekiyorlar. Anthony Davis neredeyse 5 aydır, LeBron neredeyse 7-8 aydır doğru dürüst basketbol oynamadılar. Biliyorsunuz bir önceki sezon olanları. O yüzden biraz şans tanımak gerekiyor. Ben hala Lakers'ın şampiyonluk adayı olduğunu düşünüyorum. Doğu'yu daha önce zaten konuşmuştuk. Biraz bu Lakers Clippers çok gündeme geldiği için bu hafta. Bu arada Aaron Gordon geldi. Al kardeşim de top bana verdi. Eyvallah kardeşim. Sen de al kardeşim. Eyvallah kardeşim. Kardeş kardeş oynayalım böyle. Ne güzel oyun değil mi? Farkı bu arada yavaş yavaş açıyoruz. Çünkü savunmamız çok iyi. İki top çaldırdı bana. Oyun Fournier'e bir çaylak baskısı. Bir top daha çalacaktım. Olmadı. Yarı sağ yarı sağ. Evet. Hayır. 8 saniye topu oyundan çıkartamadılar. Çünkü bir çaylak çok güzel baskı yaptı orada. Yani şut atamıyorum ama biraz savunmamı öveyim dedim bu arada. Siz ne düşünüyorsunuz savunmamla ilgili? Neyse. Yorumlarda belirtirsiniz artık. Güzel kat bu arada içeriye. Bir end one'ım da gelir miyiz oradan? Gelmedi. Dördüncü çeyreğe girerken State Farm gecenin asisti. Ne bakacağız? Geçen sene çok kötüydü bu sistem bu arada. Evet, Al Horford'la ikili oyunumuzu koymuşlar. Neyse ki bu sene daha toparlamışlar. En azından kim asist yaptığını, kim bitirdiğini görebiliyoruz artık. Benim üzerimden hala oynamaya devam ediyoruz. Ben Simmons köşeye git dedi koç. Bir alıp gelecek ve evet, evet zamanında bunlar smash'la da bitecek. Şimdilik turnikeyle bitsin. 2300 taraftar kazandırdı bana. Evet, o taraftarlar umarım videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmazlar. Değil mi? Süremiz azalıyor. Harris söylediklerine isabetsiz. Bamba çeldi. Fultz'ta kaldı. Evan Fournier. İçeriye Markel Fultz. Çok zor bir atış. Harris iyi kapattı Markel Fultz'u. Ben Simmons şu koşuları yaptığı zaman zaten Simmons'ı durduramıyoruz. Durduramıyoruz. Durduramıyorlar efendim. 17 sayı, 7 asist. Şut atmam kötü oynadığım anlamına gelmiyor. Oyunun diğer alanlarına özellikle savunmaya iyi katkı verdiğimi düşünüyorum. Fournier çaprazdan çıktı. Oo, 3 sayılık basket. Orlando bir türlü maçın kopmasına izin vermiyor. Bir şekilde maça tutunmayı başarıyorlar. Zorlamayacağım. Ben Simmons'a versem daha iyi olacak. Ben Simmons, Al Horford pick and roll'u izliyoruz. Geri çekti Simmons. Eski takım arkadaşı Markel Fultz'un üzerine gitti. Fultz'dan iyi savunma geldi. Ben Simmons'a. Fournier, ben biraz geride kaldım. Enerjim daha az. Koşmaya çalışıyorum. Al Horford gerek yok dedi. Tribünlere gönderdi tokadı. Al Horford. Yanılmıyorsam ben çıkıyorum. Evet, bir kenara geldik. Girer miyim diye tahmin ederken. Evet, 2.46 kala 105-104. Maç nerelere gelmiş? Koç da bana güveniyor. Bu güveni boşa çıkartmam gerekiyor bu dakikalarda. Gel Embiid. Embiid'le pick and roll. Riskli bir pas Joel Embiid. Alışın bu adayıplara, alışın. Çok göreceksiniz bunları. Bir ilk 5'e çıkmam gerekiyor bunun için. Molayı aldırdık bu arada Orlando'ya. Sekizinci asistim oldu. Gecenin oyuncusu Ben Simmons seçilmiş bile. Yani maçın bitmesi daha 2 dakika var. Ve fark sadece 3 sayı. Şimdiden maçın oyuncusunu seçmişler. Yani buradan maçı kaybetsek ne olacak? Hala mı Ben Simmons olacak maçın oyuncusu? Neyse. Aaron Gordon. Yani çıkıp şimdi biri bir 15-20 sayı atsa 2 dakikada. Karşı takımdan mesela Terence Rose var, bunu yapabilecek bir isim. Ama mesela Vucevic var. Gerçi iki sıkıştırma geldi ama Aaron Gordon zorladı. Tobias Harris en zayıf yönü savunma olarak eleştirilir ama burada Harris bloğu yaptı hem de Aaron Gordon'a. İşte Josh Richardson da bunları bitirebilse çok daha güzel olacak. Kötü bir pas. Aaron Gordon'da kaldı. Harris'ten yine iyi savunma. Oo. Sakin, sakin. Aceleye gerek yok. Ben Simmons. Katım var bu arada. Simmons gördü beni. Bu çok riskli ama. Vucevic gelmişti. Tokadı yardık vallahi kafamıza.
Evet, süre azalıyor. Bana bir çayla ikili sıkıştırma. Ve Richardson iki servis atış gelecek. Güzel. 109 Euro 4. Markel Fultz. Şurada yapacağımız bir savunma bu maç topu olabilir. Markel Fultz bu defa Ben Simmons'tan çok iyi savunma geldi. Rebound bana kadar sekti. Bedavadan bir rebound aldım. Sakin. Sakin Harris. Harris. Abi ne yapıyorsun? Ne gerek var? Önde olan biziz Harris. Yani J.R. Smith'le mi çalıştın bu yaz? Ne yaptın? Ve bas. Harris. Evet, 2 dakika övdüm Harris'i. Hemen kötü tercihlere başladı. Aaron Gordon. Onun da çıkış yakalamasını bekliyoruz. Koç oynasaydım be, ama geçmeyeceğim bu arada. Koç beni oynatmadı ama geçmeyeceğim. Bir çaylak olarak oturdum. Şu anda desteğimi vermeye çalışıyorum takımıma. Hadi Ben Simmons. Alırsınız be abi. Avantaj bizde. Şuradan Embiid pick and roll. Embiid devrilsin. Olmadı. İyi savundular. Joel Embiid. Birebir oynayacak. Joel Embiid. Yanlış görmesem post fadeaway. Ah, isabetsiz. Vucevic çekti savunma reboundunu. Jonathan Isaac ile çıkıyor. Orlando Magic. Fultz. Yanlış görmüyorsam. Neredeyse top kaybı oluyordu. Vucevic. Jonathan Isaac. Süreler azalıyor. Isaac'in elinde kalırsa iyi olur. Şut tehdidi kısıtlı bir oyuncu. Fultz'a çıkarttı. Fultz da aynı şekilde atışı isabetsiz. Ben Simmons reboundu çekti ve büyük ihtimal maçı kazandık diyebiliriz. Top kaybı yapıp bir fast break yiyemezsek. Embiid. Tepede aldı. Birebir oynayacak. Embiid yapma öyle şeyler abi. Joel Embiid. Kendim oynayacağım diye ısrar ediyor. Embiid yapma abi. Gözünü seveyim. Josh Richardson. Atışı isabetsiz. Richardson ne kaçırdın be abi bu akşam? Oy, son 24 saniye koç beni oyunu almayacak diye tahmin ediyorum bu arada. Abi bir üçlük bulurlarsa kafa kafaya gelir ama üçlüğü zorlayacaklar mı yoksa çabuk bir ikiliye gidip taktik faullere mi başlayacaklar? Ben olsam 3 set çizerdim. Nasıl olsa kenardan başlıyoruz. Yani çok zor olmaması gerekiyor bir 3 sayı set çizmesi ama normal Fultz'la başladılar. Vucevic devrilmeyi tercih etti içeriye. 3 sayıda kalmadılar. Çok süreler azaldı şu anda yalnız. Nikola Vucevic sırtı dönük oynayacak. Kötü bir tercih bence bu. Basket olsa bile ve taktik fauller başlıyor. Bu da maçın bittiği anlamına geliyor. Savunmamız bu maçta gerçekten iyiydi bu arada. Ve Philadelphia olarak Orlando Magic'i kendi sahasında Amway Center'da yenmeyi başarıyoruz. Yani maç ortadaydı ama o 3. çeyreğin sonunda yaptığım savunma maçın kırılma anı oldu. Bence ben de son bir dakikayı kenarda tırnaklarımı yiye yiye heyecandan geçirdim. Finishing'imiz biraz arttı. Shooting'imiz zaten artmasını beklemiyordum. 8 asist yaptık. Playmaking'imiz arttı ve defans becimiz neredeyse geliyordu. Hall of Fame'de olduğumuz için de 1500'e yakın BC aldık bu karşılaşmadan. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Dediğim gibi biraz daha sıklaştırıyorum My Career'i ama yorumlarınız, görüşleriniz, beğenileriniz çok önemli. Lütfen bu videoyu izlediyseniz buraya kadar beğenmeyi unutmazsanız veyahut da beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.